Merkezleri ortak iki tane çember var ve eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgenin iç açıları 60'ar derecedir. Eşkenar üçgenin tabanına dik indiğinizde burada bir açıortay oluşur. 30 olur. 30 60 90 üçgeni AOD doğrusal arkadaşlar. 30'un karşısındaki kenar 2 ise 60'ın karşısındaki kenar 2 kök 3'tür. Bunlar yarı çapı eşit olduğu için eşit uzunluktadır. 2 kök 3'ün yarısı kök 3'tür. Bizden istenilen büyük çemberin yarı çapıdır. Buna R diyelim ve bu üçgende Pisagor'u uygulayalım. R kare eşittir. Kök 3'ün karesi artı 2'nin karesinden R kare 7 olup kare kökünü aldığımızda R kök 7 olur. Kare verilmiş. Burada AL uzunluğu 5 bölü 2. BE e uzunluğu 9, karenin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar, karenin köşesi 90 derecedir. O zaman alfa, beta'yı yazalım. Şu uzunluklara k diyelim. Bu durumda karenin bir kenarı 2k olur arkadaşlar. Şimdi O'dan F'ye gittiğimde, DAT T olduğu için burada bir 90 derece vardır. F'den KE'ye dik indiriyorum şekilde. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğundan doğru açı 180 derece olup buraya beta kalır ve burası da alfadır. Arkadaşlar buradaki sarı üçgen ile buradaki sarı üçgenin iç açıları aynı olduğundan benzerlik yapacağız. Bakın 90'ın karşısında k var. Burada 90'ın karşısında 2k var. Alfanın karşısındaki kenarı bilmiyorum. Burada ise alfanın karşısında 9 var. O zaman şu kısım, şu uzunluk 9 bölü 2'dir arkadaşlar. 5 bölü 2 var. 9 bölü 2'den 5 bölü 2'yi çıkardığımda 4 bölü 2 gelir, 2 olur. Şurası 2'dir ve şu kısımda 9 bölü 2'dir. O zaman Burada yarı çapa m dersen ol yarı çap olacağından şuraya m eksi 2 kalır. Arkadaşlar dikten dikindiği için öklidi uygulayacağım. m'nin karesi eşittir. m eksi 2 çarpı Şimdi buranın tamamı o da m artı 5 bölü 2'dir. m kare eşittir dağıtıyorum m kare artı 5 m bölü 2 eksi 2 m eksi 5 m kareler gider burada m bölü 2 kalır 5'i sol tarafa aldım m buradan 10 gelir yarı çapın 10 olduğunu anladık 10 diyelim 10 eksi 2'den burası 8'dir yazalım Arkadaşlar amacım karenin alanını bulmak. Bir kenarına 2K dedim. O zaman 2K'nın karesinden 4K kareyi bulmalıyım. Şimdi tekrar öklid'i uygulayacağım. Bu sefer K'dan başlıyorum. K kare eşittir. Şu uzunluk 9 bölü 2'dir. Çarpı AO uzunluğu. Bu da arkadaşlar 10 artı 5 bölü 2'dir. Bu şekilde yazalım. K kare eşittir. Burayı düzenlediğimde 25 bölü 2 olur. 9 bölü 2 çarpı 25 bölü 2. Amacım 4 k kareye gitmek olduğu için her tarafı 4 ile çarpıyorum. Bunlar gider. 4 k kare yani karenin alanı 9 çarpı 25'ten 225 olur. ABCD paralel kenarı çiziniz. Bir tane paralel kenar çizelim. Şu şekilde. A B C D DC üzerinde bir o noktası alacağım. Şurası O olsun çünkü OD uzunluğu 2 birim, OC uzunluğu 10 birim. O zaman karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olacağından AB uzunluğu da 12 birim olur. Burada o merkezi ABC yayı çizin demiş. Arkadaşlar o zaman şöyle geçecek şekilde çizelim. Madem öyle OC burada yarı çap olur. Çizdiğim zaman bu da yarı çaptır. Bu da yarı çaptır. Yarı çap uzunluğu 11'imdir. AD uzunluğu nedir demiş. Bizden istenilen şu uzunluktur. ABO ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgenin tabanına dik iniyoruz. Dik indiğimizde tabanı iki eşit parçaya böleriz. 6 6 alt olur. Burada oluşan dik üçgen 6 8 10 dik üçgenidir. Şimdi buradaki yüksekliği D'den çizeceğim arkadaşlar. Bu durumda burası 8'dir. Şu uzunluk 2 ise burası 2'dir. Az önce şuraya 6 demiştim. 6-2'den buraya 4 kalır. Burada oluşan üçgen dik kenarları 4-8 olan bir dik üçgendir. Yani dik kenarlardan biri diğerinin iki katı şeklinde. O zaman hipotenüs kısa dik kenarın kök 5 katına eşittir. AD uzunluğu 4 kök 5'tir. BF uzunluğu sorulmaktadır. Merkezden TT gittiğimde burada bir 90 derece oluşur arkadaşlar. C'den buraya dik gidiyorum. Oluşan şekil dikdörtgen olup karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. Burada yarıçapın uzunluğu 5 olduğundan şu uzunluk 5 eksi 2'den 3'tür. Bakın arkadaşlar yarı çap 5 olduğu için oluşan dik üçgen 3, 4, 5 dik üçgenidir. Şimdi x'e bakıyorum. Bütün şıklar 2'den küçük. Demek ki x'ten a, e'ye dik indirdiğimde şuraya bir yere gelecek arkadaşlar. Buraya alfa, buraya beta dersem alfa ile betanın toplamı 90 derece olup Buradaki üçgende beta 90 alfa üçgeni var. Buradaki üçgende alfa 90 beta üçgenidir. Bu iki üçgenin iç açıları aynı. Hipotenüsün uzunlukları da eşit olduğundan eş üçgenlerdir. Burada alfanın karşısında 4 var. O zaman burada da alfanın karşısında 4 olmalı. Şu uzunluk 4'tür. Zaten burası 3'tü arkadaşlar. 4'ten 3'ü çıkardığımda şuraya 1 kalır. Burası da 2 idi. 2'den 1'i çıkardığımda buraya 1 kalır. Burada oluşan şekil dikdörtgen olduğundan karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olmalıdır. X 1'dir. Burada şu açı 135 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden EB uzunluğunu istemektedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şurası 90 derece. Yarı çapı 3 kök 2 olduğundan bunları yerleştirelim. Arkadaşlar burada oluşan dik üçgen 45, 90, 45 yani ikiz kenar dik üçgendir. O zaman hipotenüs uzunlukları eşit olup dik kenarın kök 2 katına eşittir. 3 kök 2'nin kök 2 katı 6'dır. Bu uzunluklar 6'dır. Arkadaşlar ben buraya alfa, buraya beta dersem şu açı 135 derece olduğundan 135'ten 90'ı çıkardığımda alfa ile beta'nın toplamı 45 derecedir. Şimdi burada alfa var. Şu açıyı bilmiyorum ama alfa ile bu açının toplamı 45 derece. O zaman burası beta olmalıdır. Çünkü alfa ile beta'nın toplamına 45 demiştim. Benzer şekilde şurada beta var. Burada 45 var. Bu açı ile şu açının toplamı 45'miş. O zaman beta olduğuna göre buranın alfa olması gerekir. Beta ile alfanın toplamı 45'tir. Şimdi arkadaşlar buradaki üçgen ile buradaki üçgene bakalım. İç açıları aynı olduğu için benzer üçgenlerdir. Benzerlik yapacağız. Soldaki üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısında 6 var. Sağdaki üçgende alfanın karşısında x var. Soldaki üçgende betanın karşısında 4 var. Sağdakinde betanın karşısında 6 var. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 3'ten x 9 olur. Yarım çemberin yarıçapı kaç birimdir? Öncelikle çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dolayısıyla buraya 90 derece yazalım. Arkadaşlar şu açılara alfa diyelim. Burada alfanın gördüğü yayın ölçüsü çevre açı olduğundan 2 alfadır. Benzer şekilde alfa çevre açı olduğundan gördüğü yayın ölçüsü de 2 alfadır. Yayların yani CD yayı ile CB yayının ölçüleri aynı olduğundan şu uzunluklar eşittir arkadaşlar. Artık bunlara ihtiyacım yok. Buraya 2 kök 10 yazalım. Sonra Pisagor'u uygulayalım. 2 kök 10'un karesi eksi 6'nın karesi eşittir DE uzunluğunun karesi. 4 gelir kare kökünü aldığımda DE uzunluğu 2 olur. Dikten dik indiği için öklide uygulayacağım. EA uzunluğuna x diyorum. 6'nın karesi eşittir 2 çarpı x'ten x 18 olur. Burada AD uzunluğu çap olup 18 artı 2'den 20'dir. Çapın yarısı 20'nin yarısı 10 yarı çaptır. Bir çembere dışındaki bir K noktasından DM noktası T olan KT teğeti çiziliyor. Daha sonra KA uzunluğu 8, AB uzunluğu 4 birim olacak şekilde A noktasından geçen KB keseni çiziliyor. Sonra TA ışını B, T, K noktalarından geçen çemberi P noktasında kestiğine göre KP uzunluğu kaç birimdir demiş. Arkadaşlar öncelikle bir tane çember çizelim. Ve burada bir tane şöyle K noktasından çembere teğet olacak şekilde T noktası var. Daha sonra buna kesen çiziliyormuş. Bunu da şöyle yapalım. Burası A, burası B. Sorudaki verilenlere göre KA uzunluğu 8, burası 4. Bakın ben şu uzunluğa x dersem x'in karesi eşittir 8 çarpı 12 formülünü uygularım. 96 olup bu da 16 çarpı 6'dır. Kara aldığımda şu uzunluk silelim. 4 kök 6 yazalım. Sonra demiş ki TA ışını TA ışını çiziyorum şöyle. B, T, K. B, T, K noktalarından geçen çemberi P noktasında kestiğine göre KP uzunluğu nedir? Bunu elimle çizmeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle bir çember oluşuyormuş ve şu nokta P noktasıymış. Evet. Bizden istenilen KP uzunluğu. Bu uzunluk. Nereden başlayabiliriz? Hatta şunu da çizelim arkadaşlar ve kırmızı çembere odaklanalım. Şuraya alfa dersem bu teğet. Şu da TA da kiriş olduğu için alfa teğet kiriş açısıdır. Alfanın gördüğü yay burası olup alfanın iki katına iki alfaya eşittir. Bu yayı gören çevre açı şurasıdır arkadaşlar. O zaman burası iki alfa olduğuna göre yayı gören çevre açı 2 alfanın yarısından alfa olur. Şimdi bu alfa çizdiğim siyah çemberin çevre açısıdır. Şu alfanın gördüğü yay ise burası olup 2 alfaya eşittir. Çevre açının iki katına ve KT yayını gören bir diğer çevre açı da burasıdır arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz KT uzunluğu KP uzunluğuna eşit geldi. Çünkü taban açıları eşit. KTP ikizkenar üçgen. Dolayısıyla KT uzunluğu 4 kök 6 ise KP uzunluğu da 4 kök 6'dır. O bir merkezi çemberin yarıçapı kaç birimdir? Burada AD uzunluğu 16, DC uzunluğu 18 olarak verilmiş. Arkadaşlar E noktası AD uzunluğunu iki eşit parçaya böler. 16 bölü 2'den 8'er birim olur. Buradaki 8 uzunluğu şöyle göstereyim. O2 merkezi çemberin yarı çapıdır. O zaman 8, 8 şeklinde yazalım. Bu durumda DF uzunluğu 8 olur. Arkadaşlar o bir merkezi çemberin yarı çapına K diyelim. O zaman LC uzunluğu da K olur. DC uzunluğu 18 ise şuraya 10 eksi K kalır. Burada O2 ile O1'i birleştirdim. Şöyle O1'den ve o 2 dik Burası K uzunluğuna sahipse Şurası da K'dır. Çünkü burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgende karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. Yarı çapı 8 olduğuna göre şuraya 8 eksi K kalır. Arkadaşlar bu uzunluk 10 eksi K ise burası da 10 eksi K'dır. Yarı çapı 8 olduğundan 8. Diğerinin yarı çapı K olduğundan K'dır. Ve burada bir dik üçgen oluşur arkadaşlar dik üçgeni sağ tarafa çiziyorum. 10 eksi k, 8 eksi k, 8 artı k. Acaba bu dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgeni olabilir mi? O zaman buraya 10 dersem k'ya 2 demeliyim. k 2 olduğunda 8, 2 olduğunda 6 oluyor. Demek ki bu dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgeniymiş. K 2'ymiş. K 2 ise o bir merkezi çemberin yarıçapı 2'dir. Çeyrek çemberin yarıçapı kaç birimdir? Arkadaşlar 90 derece. Burası yarıçap, burası yarıçap olup CAB ikizkenar dik üçgendir. O zaman burada da bir ikizkenar dik üçgen oluşur. CF uzunluğu 4'tür. BF uzunluğuna K dersem yarı çap uzunluğu K artı 4'e eşit olur. Gördüğünüz üzere burada bir diklik mevcut. O zaman bu çemberi yarım çember yaparsam ve şöyle uzatırsam burası bir kiriş olup merkezden bu kirişe dikinildiğinde kirişi iki eşit parçaya bölmüş oluruz. 4 artı 4 8 olup burası da 8'dir. Az önce yarıçapa çapa k artı 4 demiştim. O zaman bu üçgende Pisagor'u uygulayabilirim. Zaten arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeni olduğu görülmektedir. K'ya 6 dersem 6 artı 4'ten 10 olur. 6, 8, 10 üçgenidir. K 6'dır. Yarıçapı çapı ise 11'imdir. DC yayının ölçüsü AB yayının ölçüsüne eşitmiş. Bu durumda bu yayı gören çevre açı alfa ise bu yayı gören çevre açı da alfadır. Bu durumda DE uzunluğu EA uzunluğuna eşit olur. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bir başka çapı gören çevre açı burada var. 90 derecedir. Bakın arkadaşlar ters açıdan bunlar eşittir. Buradaki dik üçgen ile buradaki dik üçgenin iç açıları aynı. Ayrıca 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları eşit olduğu için buradaki iki dik üçgen eş üçgenlerdir. Şuraya nokta açı, nokta açı dersem nokta açının karşısındaki kenarların uzunlukları da eşit olmalıdır. O zaman CE uzunluğu x'tir. Buraya x dediğimde çünkü ec uzunluğu demiş ae uzunluğu 2x olur. O zaman de uzunluğu da 2x'tir. Hipotenüsün yarısı konumunda bu durumda nokta açı 30 derecedir. Burası da 60 derecedir. 60'ın karşısındaki kenar 3 ise 30'un karşısındaki kenar kök 3'tür. Burada kane çap olarak verilmiş. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şöyle yazalım. DV uzunluğuna K dersem karenin bir kenarı X artı K olur ve DA uzunluğuna eşittir. AB uzunluğu da X artı K'dır. Karenin köşesi 90 derecedir. Dikten dikindiği indiği için öklidi uygularım. Burada X artı K'nın karesi eşittir. Z çarpı ve bu uzunluk. x artı y artı k. Bir başka öklidi şöyle uygulayabilirim arkadaşlar. Bir başka çapı gören çevre açı burasıdır. Ve L noktasından çapa dik indiğimde bu uzunluk K ise burası da K'dır. Bu uzunluk X ise burası da X'tir ve şu uzunluk karenin bir kenarına eşit olduğu için x artı k'dır. Dikten dik indiğim için öklidi uygularım. x artı k'nın karesi eşittir. z artı k x artı y x artı k hem buna hem buna eşit. O zaman bu iki ifadeyi eşitlerim. Önce bunu yazıyorum arkadaşlar. Dağıtarak zx artı zy artı zk eşittir. Şimdi burayı dağıtarak yazıyorum. zx artı zy artı k çarpı x artı y olur. Bakın zx ile zx birbirini götürdü. zy ile zy birbirini götürdü. zk eşittir. k çarpı x artı y kaldı. k'lar gider. z eşittir. x artı y olur. Bunu veren şıkkımız A'dır. BC uzunluğu X sorulmaktadır. Öncelikle çapı gören çevre açıyı oluşturuyorum. 90 derece. Arkadaşlar yanındaki şekilde de D'yi birleştirelim. Karenin köşe açısı 90 derecedir. Burada A merkezi çeyrek çember var. 90 derece merkez açı olup gördüğü yayın ölçüsü 90 derecedir. Bu çemberi tamamlıyorum. O zaman sarı renkle gösterdiğim yayın ölçüsü 90 derece ise 360 eksi 90'dan mavi renkli yayın ölçüsü 270 derece olur. Bu yayı gören çevre açı burası olup 270'in yarısına eşittir. Yani 135 derecedir. Şimdi devam edelim. arkadaşlar Alfa beta diyelim. Ayrıca DC uzunluğu karenin bir kenarına x'e eşittir. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olup, karenin köşesi 90 derece olduğundan burası alfa'dır. EC'nin doğrultusunu uzatıp bir dik üçgen oluşturuyorum. Alfa 90 beta dik üçgeni. Bu iki üçgenin iç açıları aynı. Ayrıca 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları da aynı olduğundan bu iki üçgen eş üçgendir. Arkadaşlar şurası 90 derece olup az önce burayı 135 olarak bulduğumuz için 135'ten 90'ı çıkardığımızda 45 olur. Burada ikiz kenar dik üçgen oluşur. Hipotenüsü 2 kök 2 ise dik kenarları 2'dir. Eş üçgenler oluşturmuştuk. O halde alfa'nın karşısında 2 varsa burada da alfa'nın karşısında 2 olmalıdır. Arkadaşlar dik üçgenin dik kenarlarını biliyorum. 2 4 dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı şeklinde. O halde kısa dik kenarın kök 5 katına eşit olmalıdır.